şunun için yansımaz. Biz mücadele adamıyız. Biz ne için mücadele ediyoruz? Başta bir şey söyledik. Allah için. Allah için verdiğimiz bu mücadelede ayaklarımızı nerede? Ruhumuz nerede? Ayaklarımız nerede? Anadolu topraklarında. Anadolu toprakları kimdir? Hanif bir milletin toprağıdır. Hanif bir milletin toprağıdır. Yani bu milletin haniflik ruhu ve aklının ete ve kemiğe büründüğü yerdir Anadolu toprakları. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bulunduğu topraklar. Bu topraklar sadece 81 milyon için değil. Önce ümmet, sonra bütün insanlık için doğruluğun adresidir. Böyle bir mücadeleyi verenlerin makam kaygısı olmaz. Kaygısı olmaz. Dünyevi kaygısı olmaz. Ölüm kaygısı olmaz. Makam kaygısı olmaz. Güç kaygısı olmaz. Asla ve asla. Hiçbir dünyalık kaygısı olmaz. Niye? Çünkü biz Allah içiniz. Bizim için makamlar ve mevkiler ancak bu değerlerimize hizmet ediyorsa anlamlıdır. Eğer bu değerlerimize hizmet etmiyorsa biz de düşmanlarımıza benzeriz. Bu noktada tabii ki en önemli... O nedenle biz bir makam mevki mücadelesi vermiyoruz. Eğer biz bir makam mevki mücadelesi verme noktasında bir yanlışa düşersek Çanakkale'dekilerin yüzüne bakamayız. Balkan şehitliğindekilerin yüzüne bakamayız. Myanmar'daki şehitlikte yatanların yüzüne bakamayız. Allahu Ekber dağlarındaki şehitlerin yüzüne bakamayız. Biz Allah içiniz. İstikameti olanın hesabı olmaz. Mutlaka. İstikameti olanın matematik hesabı olmaz. Onun bir tek hesabı vardır. Dost doğru yaşamak ve dost doğru ölmek. Gerisi teferruattır. Ve de kimse kimsenin kaderine de engel olamaz. Kimse kimsenin de kaderine engel olamaz. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımız en güzel örneğimiz. 98'li yıllarda bir takım gazeteler manşet atmıştı. Muhtar bile olamaz demişlerdi. Kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza biçtiği kaderin önünde durabildiler mi? Hatta o dönem yan yana beraber aynı dava bilinci içinde olduğumuza inandıklarımız dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın önünü kesebilmek için her türlü operasyonu yaptılar. Tuttu mu? Tutmadı. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın kaderinin sahibi Allah'tır. Dolayısıyla bireylerin kaderlerinin önüne geçmek mümkün değildir. Bize düşen istikamet üzere yol yürümektir. Dosdoğru. Ondan dolayı bir şey beklemek, yani şahsen benim temel prensibim şudur. Makamlar ve mevkiler geçicidir. İnsana saygı ve nezaket kalıcıdır. Kesinlikle. Peki burada vatandaşın düşüncesinin hiçbir önemi yok mu Metin abi? Yani vatandaş dediğim gibi sizi çok farklı bir noktaya koymuş. Bu noktada da tabii ki Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda da ciddi anlamda bir yalnızlık hissettiğinin hissiyatını yaşıyor. Özellikle de hani mevki ve makam tabii ki hiçbir önemi yok. Biz bunu gençlik yıllarında Cumhurbaşkanımızla birlikte çıkmış olduğumuz yolda mevki, makam demeden canınızı dişinize takarak hatta kefeninizi giyerek vermiş olduğunuz mücadeleden zaten görüyoruz. Ama gelmiş olduğumuz noktada sanki birazcık da böyle mevki ve makam işgali yaşanıyormuş gibi bir durum söz konusu. İmtihanlar çeşit çeşittir. Geçen hafta Bedir Savaşı'nı okuyordum bir kez daha. İslam tarihini her okuduğunuzda yeni bir pencere açılıyor önünüze. Bedir Savaşı'nda da bizim İslam tarihindeki varoluş mücadelemiz aslında. Bugünlere gelişimizin en önemli kapılarından birisi Bedir'dir. Birincisi Hazreti Hatice-ül Kübra annemizin Efendimiz aleyhissalatü vesselama şeksiz ve şüphesiz inanması, ardından Bedir'dir. Bedir savaşında da sahabe ticaret kervanı peşine düşmüş.
eğer sahabenin bir kısmına bıraksa Efendimiz, Ebu Cehil'le varlık mücadelesi vermeyi tercih etmek yerine Ebu Süfyan'ın ticaret kervanını tercih edecek. Çünkü orada ne var? Ticaret kervanı. Ona müdahil olacak. Onun o kervan üzerinden ganimet peşinde oluyor. Şimdi insanın olduğu yerde imtihanlar çeşitli çeşitlidir. Bir kısım insanlar makam mevkiyi çok sever. Önemli olan şu, makam ve mevki üzerinden yaşayan arkadaşlarımızın topluma şu cümleyi söyletmemeleri gerek. Koltuklar işgal altında cümlesini söyletmemek gerek. İşgal hak etmeyen birisi tarafından gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Belli ölçülerde. Dolayısıyla bugün toplumun bütün kesimlerinde maalesef ciddi bir sorgulamanın olduğunu görüyoruz. Ve bu sorgulama sorgulanan isimlerin kimse bu, ben bireysel olarak hiçbir şahsı hedef alacak bir söz söyleyenin söylemem. Sorgulanan isimlerin ortak özelliği var. Kibir, enaniyet, vatandaşa tepeden bakma, koltuğunu kutsama, gücü kutsama, beraberinde vatandaştan kopma, sırtında 10 çuvalı taşıyan Ömer modelinden çuval taşıttıran modele geçiş. Sokak bunları gördüğü için hak, hukuk, adalet, eşitlik, sevgi, tolerans, muhabbet, dayanışma, paylaşma perspektiflerinde önünde gördüğü yöneticilerde zafiyet gördüğü zaman, önünde gördüğü yöneticileri kendinden uzakta gördüğü zaman toplum artık eskisi gibi değil. Birey çok güçlü. Birey çok güçlü. Niye? Cep telefonunu alıyor, sosyal medya hesaplarının herhangi birisinden anında haklı olarak tepkisini dile getiriyor. Aslında açık toplum, düzleşen dünya, bizim İslami hassasiyetleri esas alacak, insani hassasiyetleri esas alacak yaşam biçimi noktasında inanılmaz bir fırsat. Çünkü toplumun öz denetimiyle baş başayız. Hem öz eleştirisiyle beraberinde kendi öz denetimini yapıyor toplum. Yani seni denetliyor. Benim yaptığım bir hatanın bir vatandaşımız tarafından eğer gerçekten o hatayı yapmışsam sorgulanmam aslında çok doğru bir şey. Çünkü toplumun önünde durmanın maliyetini ödemeyeceksen çıkma toplumun önüne. Ödeyebileceksen çık. O da nedir? Sorgulanmaktır. Doğal olarak şimdi milletimiz bu konularda son derece yüksek hassasiyet ifade ediyor. Milletimiz haklı. Niye? Ölçüm şudur ben. Mecliste 7 sene görev yaptığımda hep şu soruyu sordum. İstanbul'dan Ankara'ya geliyorsunuz. Hasbelkader ben de sizin arkadaşınızım. Mecliste bizi ziyarete gelmek. Üç kapıdan geçmiyorum. Kapıyı çalıyorum, Reşat abi diyorum. Veya sokakta kendisine sorulmak üzere acaba Reşat Bey izin verecek mi diyorum. Yok. Peki ne oluyor da bir günde her şey değişiyor? Efendim usul esaslar. Usul esaslar geldiği noktayı unutturacak şekilde olmamalı. Toplumda bunları görüyor. Yani seçtiği belediye başkanının bulunduğu ikinci kata çıkarken sürekli nereye gidiyorsun cümlesini duymaktan mutlu değil. Doğrudan seçtiğine ulaşabilmek istiyor. Onun için Türkiye'de dar bölge seçim sistemi Türkiye'ye gelmek zorunda. Evet. Dar bölge seçimimiz. Hatta daha da ileri giderek söylüyorum. Belediye meclis üyeleri seçilirken dahi mahalleler kendi öz seçimlerini yaparak belediye meclis üyelerini belirlemeli. Çünkü ilk kademe, demokrasinin işlerliğinin ilk kademesi muhtarlıktır. Ardından meclis üyeliğidir. Mahallesinin meclis üyesini tanımıyor adam. Meclis üyesi kim? Mahallenin milletvekili. Mahallenin meclis üyesini tanımıyor. Meclis üyesi tanıyanlar var tabii ki. O nedenle
sokağın hassasiyetleri son derece doğru hassasiyetler. Milletin son dönemdeki yüksek sesle açık bilgi haline getirdiği sorgulamalar aslında bu harekete boyut atlattıracak, bu hareketi büyütecek, bu harekete daha çok güç verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleyi tahkim edecek sorgulamalardır. Son derece önemli. Ve şunu da yapmalıyız. Toplumun önünde duranlar gerektiğinde ben hata yaptım demesini bilmeli. Evet. Özellikle... Onun için biz burada bir, milletin durduğu yerde durmaya devam edeceğiz. Burada durmaya devam edeceğiz. İki, Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle beraberdir. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yalnızlık kavramına itiraz eden birisiyim. Bu ülkenin verdiği bu büyük mücadelede milletimiz 15 Temmuz'da çok net bir şekilde duruşunu göstermiştir. Milletimizin hassasiyetleri aynen devam etmektedir. Evet, özellikle de Cumhurbaşkanımızın almış olduğu oy oranıyla partinin almış olduğu oy oran arasında ciddi bir fark var. Yani bu noktadan baktığımızda vatandaşlar evet Cumhurbaşkanımızı gerçekten de seviyor, destekliyor yanında ama AK Parti özellikle bir mesaj veriyor. Bu mesaj öyle tahmin ediyorum ki AK Parti kurmayları tarafından doğru bir şekilde analiz edilmiyor. Nitekim yapılan tercihlere AK Parti'yi seven, gönül veren birçok insanın da itiraz ettiğini görüyoruz. Zaman zaman da bu oylara da yansıyor. Bu noktada neler düşünüyorsun Metin abi? Bu milletin basireti ve ferasetine bizim güvenimiz tam. Bu milleti kimse hafife almasın. Milletimiz nerede, ne zaman, hangi mesajı nasıl vereceğini çok iyi bilir. Ve Türkiye'nin pozitif anlamdaki bütün büyük değişimlerinin altında bu milletin imzası var. Türkiye büyük iş başarıyor. Sandık üzerinden bu ülkenin yeniden dirilişini, varoluşunu, ayağa kalkışını, buradayım, bize rağmen oyun kuramazsınız mesajını bu milletin iradesi üzerinden veriyor. O nedenle hiç kimse milleti hafife almamalı. Hiç kimse. Siyaset, tüm memur arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ancak siyaset bürokratik bir iş değildir. Atama modeliyle siyaset yapılmaz. Siyaset bulunduğun evde başlar önce. Evde, ardından apartmanda, ardından sokağında, ardından mahallende. Bıraktığın pozitif izlerle ve bu saydığım silsilede sana sahip çıkanlarla başlar bu yol. Dolayısıyla atama modeliyle siyaset yapılmaz. Siyaset toplumun derinliklerinden çıkarak, yine en güzel örneği Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de vesayet modelli siyaset yapma biçimine itirazla bu noktaya gelmiştir. Yani demokratikleşemeyen siyasi partilerde toplumun derinliklerinden çıkarak basamak basamak buraya gelmiştir. Ve de vesayet anlayışına, siyasetin ve Türkiye'nin üzerindeki vesayet anlayışlarına, yanlışlarına itiraz ede ede bu noktaya gelmiştir. Dolayısıyla siyasette atama modeline karşı çıkarak yürümüştür. Böyle bir liderle Türkiye'nin yol yürümesi son derece önemli bir şansımızdır. Bunu iyi görmeliyiz. Toplumun bugün itiraz ettikleri noktalarda ben toplumu son derece haklı buluyorum. Ve aylar öncesinden şu cümleleri söyledim. Sakın milleti kendimize mecbur hissetmeyelim. Sakın bizden başka alternatif yok. Bu millet bizden başka kimseye oy veremez. Bize mecbur. Anlayışı üzerinden süreç yönetmeyelim.
Bu millet kimseye mecbur değil. Biz bu millete mecburuz. Mecburiyet nereden başlar? Mecburiyet temsil makamındaki insanların milletteki karşılık katsayılarını ölçmekle başlar. Eğer sırf Metin Külüng'ün arkadaşı olduğu için, bütün siyasi partiler için bunu söylüyorum, onu söyleyeyim. Türk siyaseti için bunu söylüyorum. Bundan sonra siyaset yapacaklar için bunu söylüyorum. Sırf Metin Külüng'ün arkadaşı olduğu için, aynı okuldan olduğu için, aynı cemaatten olduğu için, aynı kulüpten olduğu için, aynı dernekten olduğu için, aynı köyden olduğu için, aynı dar alanda iş ortaklığı yaptığı için, aynı iş adamları derneğinde olduğu için, eğer hak etmediği halde, layık ve ehil olmadığı halde, eğer Metin Külüng'ün sahip olduğu güç üzerinden layık olmayan, layık olana tercih ediliyorsa toplum bunu kabul etmez. Bugün Türk siyasetinde bütün siyasi partilerin kendi iç dinamiklerinde yaşadıkları en önemli problem budur. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup bir ilçeyle ilgili gitmiş, genel merkezin önünde pankart açmış. Halkıyla barışık olmayan aday istemiyoruz diyor. Bakın dikkat edin, parti ayırt etmeden söylüyorum. Türk siyasetinin bir yönetme probleminden bahsediyorum. Çünkü siyasette, makamlarda, mevkilerde bulunanların etrafında bir müddet sonra hangi kademede olursa olsun yalnız, ilçe, il fark etmiyor, kendi statikosunu oluşturuyor. O statiko gücü kaybetmemek için statiko halinde sahip olduğu güç üzerinden her şeyi şekillendirmek istiyor. Bu model Türkiye'de tutmadı. Tutmadığı için AK Parti ve Sayın Erdoğan sürekli toplumun derin dünyasında yola çıktı. Onun için sokağın kimi zaman öfkesi, kimi zaman hıçkırıkları, kimi zaman feryatları son derece doğru. Bunun iyi anlaşılması lazım. Anlaşılıyor mu? Üzgünüm, anlaşılmıyor. Vatandaşlar aslında bu konunun farkında. Bundan da çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Özellikle de liyakata karşı ciddi bir hassasiyet ortaya koyuyorlar. Elbette ki hani deneyimli siyasetçilerden ziyade milletiyle barışık olan, milletiyle iç içe olan, milletiyle ilişkisini koparmayan insanları daha da çok bağrına basıyor, kabul ediyor. Yani bu artık sanırım herhalde her taraftan görünüyor. Ama geldiğimiz noktada muhalefet için tespit etmiş olduğumuz hastalıktan maalesef ki bir şekilde bize de bulaştırılmaya başlandı. Bu noktada da tabii ki vatandaşın isyanı da aslında buna. Yani liyakat yok. Diğer taraftan vatandaşın talep ettiği, istemiş olduğu kişiler yok. Bunun ötesinde bahsetmiş olduğunuz gibi statikoculuk anlayışı, işte Cumhurbaşkanı'yla halkın arasında sürekli bir barikat kurmaya çalışan ya da Cumhurbaşkanımızın, reisin yapmış olduğu mücadeleyi kendisine mal eden ve bunun üzerinden nem alanlara ciddi bir itiraz var. Bu noktada da tabii ki elbette hani Cumhurbaşkanımız bugün küresel anlamda mükemmel bir siyaset ortaya koyuyor. Dört bir yanda birçok ülkeyle aynı anda temas halinde iç meseleleri çok fazla yönelemeyebilir ama özellikle de partinin merkezinde bulunan isimlerin bu anlamda vatandaşa karşı, vatandaşa rağmen siyaset ürettiklerini ve değişik atamalarla halkı partiden uzaklaştırdığını net bir şekilde görüyoruz. Yani samimi olarak bunun tespitini yaptığımız için de buna da tabii ki mutlaka sizden de bir cevap gelecektir diye düşünüyorum. Ya ben herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyorum. Önce kendim çok dikkatli olmalıyım. Sonra da temsil makamında imzayı ve kalemi elinde bulunduran yetki sahipleri çok dikkatli olmalı. Tarihin en ağır dönemini yaşıyoruz. Yani Türkiye'ye ikinci Saipiko dayatılmak isteniyor. Türkiye izole edilmek isteniyor.
güçsüzleştirilmek isteniyor. Hem dışarıdan hem içeriden bu operasyonları yürüttükleri bir dönemde Türkiye'nin iki stratejik gücü var. Birisi millet, diğeri de Sayın Erdoğan. Birinci stratejik güç millet, bu konularla buluşmuş Sayın Erdoğan. Şimdi bu ikisinin arasındaki bağı eritmeye yönelik bütün adımlar hiçbirimizin işine yaramaz. Bütün adımlar hiçbirimizin işine yaramaz. 81 milyonun işine yaramaz. 81 milyonun işine yaramaz. O zaman herkes çok dikkatli olmalı. Eğer imzayı elinde bulunduranlar sırf arkadaşı olduğu için, sahip olduğu güçle, baskılayarak ben istediğimi yaparım modelinde hareket ederse millet bunu kabul etmez. Evet, biraz da kontrollü kaos planı devrede. Yani kurbağa sendromu yaşatılıyormuş gibi hissediyoruz biz millete karşı. Ama dediğimiz gibi tabii özellikle de bu noktada AK Parti hedef halinde. Yani AK Parti'nin içerisinde bir nevi sanki yaşanan bir kuşatma varmış gibi algılanıyor. Israrla tabii ki bu konuda sizlere bu soruyu yöneltmemin sebebi de bu sevgili Metin abi. Türkiye'nin millet gerçekten itiraz ediyor. Bakınız, Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvene çok şiddetli ihtiyacı var. Küresel siyasal saldırılar, küresel iktisadi saldırılar, küresel stratejik bütün saldırılara ancak İçeride milletle bütünleşmiş yürütme, milletle bütünleşmiş yasama ile cevap verebiliriz. Eğer içeride siyasal istikrar ve güven ortamı sarsılırsa bunun faturasını topyekun millet olarak öderiz. Ondan dolayı herkes çok dikkatli olmak zorunda. Hele AK Parti'nin tepe yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın çalışan kadrolar, sokaktaki en ufak bir bilgiyi dahi ıskalamamalılar. Asla ve asla arkadaşçılık, grupçuluk, lobicilik, dar alan milliyetçiliği, dar alan kadroculuğu, 2020 hesapları, 2023 hesapları yapmamalılar. Ya da istediğim adamlar belediye başkanı olsun, sonra beni havaalanında karşılasınlar. O belediye başkanı bana minnet borçlu olsun, o minnet borcu üzerinden seçildikten sonra kendime geniş alan bulayım modunda hareket etmemeliler. Ve de siyasal matematik hesap yapmamalılar. Bu ülkenin şu anda en stratejik gücü Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığıdır. Sistem değişikliği ile beraber milletin seçtiği liderin varlığı, bütün, bakın Suriye'de yangın var, Irak her şey olabilir, Kafkaslar her şey olabilir, Karadeniz her şey olabilir, Ege'de her şey olabilir, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de her şey olabilir, Asya Pasifik'te her şey olabilir. Bütün bu her şey olabilir ihtimallerinin olduğu yerde dünyanın orta yerinde bir ada var. Bunun adı Türkiye. Bu ada sapasağlam durmalı. Bu adanın sapasağlam durmasının en temel şartlarından birisi Sayın Erdoğan'ın güçlülüğü. Öyle küçük hesaplar uğruna, basit hesaplar uğruna, arkadaşçılık uğruna, grupçuluk uğruna, dar alan kadroculuğu uğruna, bu milletle Sayın Erdoğan'ın arasındaki bağı soğutmaya yönelik her adımdan herkes uzak durmalı. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla yakın çalışan arkadaşlar uzak durmalı. Değilse 31 Mart akşamı, buradan açıkça söylüyorum, 31 Mart akşamı, 31 Mart'a kadar aday tespitlerinin resmileştiği tarihe kadar sokaktan gelen bilgilere itibar etmeyen,
o bilgileri sarfı nazar ederek sırf istedikleri isimleri aday yapabilmek için Ankara'da anketler üzerinden, baskı grupları üzerinden, iş adamları baskıları üzerinden belirledikleri sokakta karşılığı olmayan, millette karşılığı olmayan adaylar üzerinden eğer 31 Mart akşamı Allah göstermesin bir sürpriz yaşanırsa, 1 Nisan şakası değil bir gerçeğe dönüşme ihtimali ortaya çıkarsa bu millet 1-7 Haziran daha eğer Allah göstermesin ortaya çıkarsa bu millet o adayları belirlenme sürecinde doğru bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne koymayanlardan ağır hesap sorar. Kesinlikle. Bak, açıkça söylüyorum. Bunu tarihe kayıt düşsün diye söylüyorum. 1-7 Haziran hatta daha ileri giderek söylüyorum. 1-24 Haziran sendromunun yaşanmasına sebep olurlarsa hangi şartlarda? Dar kadroculuk yapıp, arkadaşçılık yapıp, grupçuluk yapıp, Ankara'da belli yerlerde kulis odaları hazırlayıp, kulis odaları İstanbul'da nasıl etki altına alabiliriz? İş adamları üzerinden, özellikle de müteahhitler üzerinden dar kadroculuk, dar alancılık oynayarak, baskı grupları üzerinden hak etmeyenleri aday yapma noktasında kim, isim vermiyorum, yaparlarsa 31 Mart'ta millet bunu affetmez. Bakınız 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızla AK Parti arasında 10 puan fark var. Açıkça söylüyorum. Eğer milletvekili aday listeleri müdahale edilmemiş olsaydı, millette karşılığı olan illerdeki isimler aday gösterilseydi, AK Parti'nin parlamentodaki milletvekili sayısı 350'den aşağıya düşmeyecekti. Evet. Dolayısıyla 24 Haziran'da millet Ankara'daki grupçuluğun kendi arkadaşçılıklarının oynamasının sonucunu sandıkta 24 Haziran'da bize gösterdi. Şimdi bunun 31 Mart'ın telafisi yok. 1 Nisan sabahı Türkiye'de başka şeyler konuşulur. Onun için herkes çok dikkatli olmalı. Şimdi bu canlı yayınımı izleyip Palas Pandaras bu canlı yayınımı bir yerlere haber verip dinleyecekler var. İyi dinlesinler. Şimdiden söylüyoruz. Bu millet bunun hesabını sorar. Evet. Hangi ölçülerde sorar? Sokaktan gelen bilgiyi sakladıkları için sorar. Sahte anketler yaptırarak baskı oluşturdukları için sorar. İş adamlarına söylüyorum. Sırf size hizmet ettiği için, özellikle müteahhitlerin bir kısmına size hizmet ettiği için, o size hizmet edenleri aday yapabilmek için gösterdiğiniz ağır çabanın bu milletin kaderiyle oynamak olduğunu iyi bilin. Bu millet bunu affetmeyecektir. Dolayısıyla aday belirleme sürecinin bu dikkatli olması gerekliliğini sokak söylüyor. Ben kendi düşüncelerimi... Vatandaşın da tepkisi buydu zaten. Ben kendi düşüncelerimi söylemiyorum tek başına. 81 ilin 81'inin de bilgisi önüme geliyor. Niye? İnsanlar itimat ediyor çok şükür. Biz de onların durduğu yerde duruyoruz. Bizim bir yerde olup olmamamızın hiç önemi yok. Şahsen kendim 4 ay önce açık tavır koydum. Hiçbir talebim yok, hiçbir beklentim de yok. Son dönemdeki kamuoyundaki bütün tartışmalar irademin dışındadır. Hiçbir şekilde irademin dışındadır. Bir talebim de olmamıştır, beklentim de olmamıştır. Ama bu ülke çok önemli. Sayın Erdoğan çok önemli. Sayın Erdoğan çok önemli. Bu ülke çok önemli. Bu millet çok önemli. Herkes ona göre hareket etmelidir. 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız mesajı aldık dedi.
Gördü çünkü. Şimdi Ankara'da sağda solda istedikleri adamları aday yapabilmek için yırtınanlar 31 Mart akşamı eğer bir sıkıntı yaşanırsa bu millet bunun hesabını sizden çatır çatır sorar. Bu kuşatmayı da yarar. Çatır çatır bunun hesabını sorar size. Evet, bu arada vatandaşların geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlatmış olduğu bir kampanya vardı. Özellikle de bu noktada sizi tekrardan aktif bir şekilde AK Parti'nin içerisinde görmeyi arzu ediyorlar. Bu noktada da tabii ki Twitter'da da birçok kampanya düzenlendi. Bunu konuyla alakalı düşünceleriniz nedir? Biz tamam. Mücadele adamıyız. Bize baktınız. Yıl 1973, yıl 2019, 46 yıl. 1973, 2019. 46 yılın, 46 yılı da hep hareketli geçti. Hep de sokakta geçti. Gerektiğinde diplomat, gerektiğinde fikri noktada mücadele eden, gerektiğinde sokakta, gerektiğinde hastanede, gerektiğinde hak arama mücadelesinde milletin yanında, nerede olmamız gerekiyorsa, 46 yıl, biz hep hareket halindeyiz. Biz hep aktifiz. Hiç geri çekilmek niyetimiz de yok. Dolayısıyla bizim aktifliğimizin ölçüsü bir koltukta olmak değildir. Milletin vicdanında olmak bizim için en değerli yerdir. 2009 İstanbul İl Kongresi'nde milletin vicdanında olmaktan bahsettim. Biz oraya talibiz. Vicdanda karşılığın varsa, vicdanlar seni sahipleniyorsa bu hiçbir şey değişilmez. Biz milletin vicdanındayız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Üç temel esasımız var bundan sonra. Sade vatandaşım şimdi. Metin Külünk, bu ülkeye karşı sorumluluğu olan bir insan. Selamımızla, kelamımızla, kalemimizle mücadelemize devam ederiz. Hangi temelde? Önce memleket, önce millet. Kiminle beraber? Sayın Cumhurbaşkanımızın ardında durarak. Nerede olursak olalım, onun verdiği mücadeleye omuz vererek. Kendim bir kez daha ifade ediyorum. Kamuoyunun bu anlamdaki kadir şinaslığına, vefasına, sevgisine, muhabbetine şükranlarımı ifade ediyorum. Ancak 4 ay olmuştu takriben. Bir televizyon programında açık ve net irademi koydum. Hiçbir talebim yok, hiçbir beklentim de yok. Son dönemdeki bütün tartışmalar irademin dışındadır. Bu vesileyle kamuoyuna yansıyan haliyle bizimle ilgili hukukumuzu koruma noktasında Ali Cenaplık gösteren hem Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'a hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman bize şunu verin, bunu verin demeyiz. Demedik, demiyoruz da, demeyeceğiz de. Hiçbir zaman. Biz istikamet üzere olanın hesabı olmaz bilinciyle bu ülkenin karşı karşıya kaldığı bu kuşatma döneminde bu kuşatma yaşarak insanlığın vicdan azası olan Türkiye'nin daha güçlü, daha kuvvetli olması için mücadelemize devam edeceğiz. Evet, vatandaşlar bir vefadır Metin Külünk diyor. Bu noktada da tabii ki sizleri de gerçekten çok seviyorlar. Zaten hani biz de esasında şunu sürekli söylüyoruz, bulunmuş olduğumuz mecralardan da her daim ifade ediyoruz. Evet, çok sıkıntılı süreçler geçirdik. Ciddi anlamda ülkenin uçurumdan döndüğünün farkındayız. Bu noktada o dönem karşımıza geçip de bugün dostumuzmuş gibi davranan insanların hala içeride kuşatma hesaplarının ardında koştuğunun da farkındayız, bilincindeyiz. Davasına hizmet eden, davasını seven insanları kırıp davadan uzaklaştırmak adına da çeşitli kulisler ve lobiler yaptığının farkındayız. Bunu açıkça vatandaşlara da anlatıyoruz. Buna gücü yetmez. Bu ülke, bu ülkede her zaman bu olacaktır.
tarihin bütün dönemlerinde. Onların uzaklaştırmaya gücü yetmez. AK Parti hareketi milletin hareketidir. Sayın Erdoğan milletin lideridir. Bu milleti ne hareketinden ne de liderinden uzaklaştırmaya kimsenin gücü yetmez. Öyle devşirilmiş akılların hiç yetmez. Eyvallah. Bir de özellikle bu FETÖ'yle mücadele noktasında tespit etmiş olduğumuz isimleri, götürmüş olduğumuz vekiller, bürokratlar, işte parti içerisindeki önemli kişilerin hiçbirisi eline dahi almak istemedi. Aman aman işte ateş beni yakmasın düşüncesiyle o dosyalara dokunmazken Metin abinin her daim ofisi açıktı ve bu dosyaları bizzatihi alıp işleme koyuyordu. Bu noktada da tabii bizler bunu da vatandaşlarla paylaşırken aslında vatandaşların da zaten bu noktada da haftanın bir günü, iki günü mutlaka ki Metin abinin ofisine gelip derdini, sıkıntısını anlattığını da bizzatihi tespit etme şansına sahip olduk. Buraya geldiğimde de zaten masasının üstünde vatandaşlardan gelen istekler, talepler, dilekler, temenniler doluydu. Bunların hepsi zaten onlar yani. Evet. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu bizim vazifemiz. Kimin ne düşündüğünü, ne yaptığını hiçbir önemi yok. Biz Allah içiniz, ülkemiz içiniz, milletimiz içiniz. Başka bir şey bizi ilgilendirmiyor. Eyvallah. Son olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. 2019'un ilk çalışma günündeyiz. İnşallah zorlukların kolay olduğu, sıkıntıların kolaylaştığı bir yıl olsun. Bu zor dönemde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimiz. Ve de boynumuzu, başımızı dik tutmak. Başınızı yere eğmeyin. Dikkatli olun, soğukkanlı olun. Her konuşulan cümleyi analiz edin. Türkiye'ye yönelik operasyonların şiddetleneceği bir yıl olacaktır. Sayın Erdoğan liderliğinde bu ülkenin bu kararlılıkla yürüyüşünde bize düşen dikkatli, soğukkanlı olmaktır. Onun için birbirimizi seveceğiz. Kitap okuyacağız. Makale okuyacağız. Yüksek lisans çalışmaları okuyacağız. Bu ülkenin daha güçlülüğü yolunda kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Velhasıl hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi bir yıl olsun.